Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz ama birazcık hastayım. O yüzden böyle aslında enerjim var ama yok gibi. Ama sizler için böyle kalktım, malzemelerimi topladım ve video çekeceğim. Bu videoda tek başına olacağım. Yani şu anda evet Burak beni çekiyor ama ben bunu tek başına yapacağım bu videoyu. Belki aradan dış ses olarak Burak katılır. Orasını bilemem. Evet sevgili anneler, anne adayları veya kardeşleri olan sevgili beni takip eden seyircilerim. Bu hamile kaldığımda bir sürü böyle el işi yapanları, çocukları nelerle daha böyle pratik evdeki ürünlerle nasıl oyalayabiliriz videoları izliyordum. Zamanında annem de bana birkaç bir şeyler yapıyordu. Sürekli oyuncak almak yerine evdeki durumları değerlendirip el becerilerini geliştirmek ve biraz da bunları daha sağlıklı hale çevirmek üzere izlediğim videolar vardı. Ve şimdi ben de size bugün 4 tane çocuğunuzu evde eğlendireceğiniz basit bir o kadar pratik oyunlar hazırlayacağım. Ve bunu seri yapmayı düşünüyorum. Eğer beğenirseniz bu videomu, Ceyda devamını yap, bize böyle pratik bilgiler ver diyorsanız ben bunu devam edeceğim ve seri haline getireceğim. Her videoda 4 tane pratik, eğlenceli oyun hazırlayacağım. Burada böyle malzemelerim var ama ilk size evde oyun hamuru hazırlayacağım. Yani bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Belki yapmışsınızdır. Belki anneleriniz yapmıştır. Benim annem yapıyordu bana anneannemde. O yüzden ilk oyun hamurumu hazırlayacağım. Oyun hamurum içinde bütün malzemelerim burada. Bu arada bir sürü renklendiricim var. Bunlar food coloring dediğimiz renklendiriciler. Yani sağlıklı hamurlara renk veren, kurabiyelere renk veren ürün. Gıda boyamız. Bu gıda boyasını bu videoda çok kullanacağım birkaç bir şeye. Ben organiğini aldım gıda boyalarının. İşte bazen kurabiyeleri renklendirmek istersiniz. Onları da kullanabilirsiniz. Ben şu anda bunu oyun hamuru için kullanacağım. Talya'nın en sevdiği renk de pembe renk. O yüzden hamurumu pembe renk yapacağım ama bilemiyorum nasıl bir pembe renk ortaya çıkar. Bu arada belki bazen hani evde yaptığımız hamurlar birazcık böyle sıvı olabilir, katı olabilir. Ben yaptığım tariften vereceğim. Böyle bir kabınız varsa ölçek işinizi görebilir. Şimdi öncelikle bir kap un koyacağım arkadaşlar. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. En azından ağzına götürdüğünde kimyasal bir şey götürmemiş olacak. O yüzden ben tercihim arkadaşlar. Bu arada bir kap dedim ama siz bunu bir bardak olarak da düşünün. Yani bu evet bir su bardağı kadar un koyacağız. Sonra böyle buradaki 1 bölü 2 bir su bardağının yarısı kadar karıştırıyorum şeyle. Tuz koyacağız. Benim tuzum da az kalmış bu arada. Yani tuzum yetmedi. Tuz var mıydı evde? Bir saniye. Tuz buldum. Ama tabii biraz daha iri taneli tuz. Su geleceği için sıkıntı yok. Bu arada kullanacağım gıda boyası vegan tuz koydum. Şimdi bu krem tartar var. Bu birazcık da maya görevi görüyor. O yüzden bundan böyle 2 çorba kaşığı kadar atıyorum içine. Sonra 1 çorba kaşığı kadar yağ koyuyorum. İstediğiniz sıvı yağ olabilir. Daha sonra da yine 1 su bardağı kadar kaynamış su koyuyorum. Böyle. Sonra içine rengimizi damlatıyoruz. Bu arada isterseniz hamuru hazırlayıp parçalara bölüp farklı renkler de yapabilirsiniz. Ben şimdi pembe bir oyun hamuru hazırlıyorum. Birazcık sıvı kalırsa tekrar un ekleyip onu katı hale getirebiliriz. Evet, bakın oyun hamuru hazır oldu. Mutfak tezgahımı aldım. Bunu böyle hazırladık. Bakın böyle aldı çocuğumuz. Böyle gördüğünüz gibi oyun hamuru. Bunu böyle biraz fazla tuzdum. Ama dediğim gibi evdeki ürünler olduğu için sonuçta kimyasal yok, bir şey yok. Gördüğünüz gibi birinci aktivitemiz hazır. Talya kuş bunu çok sevecek okuldan gelince. Şu anda okulda. Onun için de çok iyi olacak. Dediğim gibi bunu mesela bu hamuru hazırlayıp kapta size göstermek için yapıyorum. Ama siz önce hamuru hazırlayıp hamurları daha beyazken bölüp bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu kahverengiymiş. Mavi diyor. Bakın bambaşka bir renk çıkacak şimdi. Böyle bak mermer desenli hamur oldu. Bir tane mor hamur elde ettik. Bunları arkadaşlar şöyle açıkta bırakırsanız direkt kurur. O yüzden
çocuğunuzu oynattıktan sonra birazcık daha böyle şey kullanmak istiyorsanız, birkaç gün kullansın çocuğum istiyorsanız, bunu böyle buzdolabı poşetlerine koyup oynadıktan sonra ya da parçalara bölüp buzdolabı poşetinde saklayabilirsiniz. Talya'nın dünyasından selamlar. Gördüğünüz üzere Talya'nın oyun alanındayım. Talya'nın sabahları kahvaltı yaptığı masasından size sesleniyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci aktiviteye geçiyoruz ama bunda şöyle bir önerim olacak. Bunu eğer yaparsanız, denerseniz lütfen çocuğunuz gözünüzün önünde olsun. Çünkü bunda kullanacağım malzeme bir tık çocuklarımız için sakıncalı olabilir. Özellikle küçük çocuklar için. Bunu bebeklerde de kullanabilirsiniz. Yani bebeklerinize de oynatabilirsiniz. Talya yaş grubundaki 2-3 yaş çocuklara da oynatabilirsiniz. Keyifli. Özellikle uçaklarda da keyifli olabiliyor. En azından dikkat dağılıyor. Şimdi bunun için malzemelerim bildiğiniz sade jöle. Yani renkli jöle değil, böyle saydam renkli olan jöle alacaksınız. İstediğiniz renkler olabilir. Kalemler. Ben bunları tercih ettim. Ve bir bardak. Boş bardak. Bir de böyle renkli boncuklar. Yani renkli boncuklar dediğime bakmayın. Kalemlerinize göre renkli boncuklar alacaksınız. İlla boncuk olabilir, başka bir şey olabilir ama çizdiğiniz kalemle aynı renk olmalı. Ve bir tane de buzdolabı poşeti. Şimdi diyeceksiniz ki ne yapacaksınız? Çok basit. Ama bir o kadar eğlenceli bir şey yapacağız. Buzdolabı poşetimizi önce böyle koyuyoruz. Sonra bardağımızı alıyoruz. Böyle ufak daireler çiziyoruz dışına. Önce pembeyi çizdik. Sonra yalnız bazı kalemler böyle kurumasını bekleyeceğiz. Ama tabii biz şu anda hepsinin kurumasını bekleyemiyoruz. Size video çektiğimiz için. Sadece matematiğini gösteriyorum. Bütün daireleri çizdik. Böyle gördüğünüz üzere renkli dairelerim var. Daha sonra böyle içine, bu buzdolabı poşetin içine. Çünkü bunu uzun bir süre saklayabilirsiniz. Böyle saçlarını sıkıyoruz. En ucuzlarını alın bu arada. Sonra içine bu renkli boncuklarımı atıyorum. Biraz daha. Sonra poşetin havasını çıkartıp iyice emin olun ağzınızı kapat. Sonra şimdi ne yaptık? Bunları böyle yayıyoruz. Bu jöleyi. Sonra çocuklarımız nasıl bir aktivite yapıyor? Her dairenin rengine göre boncukları böyle elleriyle götürecekler işte. Hem renkleri öğrenecekler hem de vakit geçirecekler. Mesela turuncuyu turuncuya toplayacaksınız. Böyle şurada morları, böyle moru alalım. Bunları çıkartalım. Sarılar. Bunu böyle bu şekilde çocuklarınıza oynatabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunun içine koyduğumuz boncuklar çocuklarımız için tehlikeli olacağından dolayı bunları lütfen sizlerin yanındayken oynamasına müsaade edin. Tek başına verip de televizyon izleyip telefonlarımıza bakıp ya da başka ev işlerimizi yapmayalım. Çünkü çocuktur bu. Açar içine alır. Allah korusun yutar. Burnuna sakar. O yüzden bu tip oyunlar annelerin kontrolü altında olmalı. Talya kuşa da hazırlık oldu. Şimdi okuldan gelince bunların hepsiyle tekrardan oynar. Elimde ne var? Mısır nişan yastan var. Böyle fırçalar var. Kullanacağım yine gıda boyalarım var. Suyum var. Kase ihtiyacım yok. Bir çorba kaşığım ve kek kalıbı. Bunu Talya'ya alıyorum. Yine Bidolaj'dan aldım bunu. Kendim kullanmıyorum ama Talya'nın böyle oyunları için gidip oradan alıp kullanıyorum. Siz tabii farklı farklı illa bunun olmasına gerek yok. Küçük küçük plastik kaplar olur. Onlara da hazırlayabilirsiniz. Bununla ne yapacağım? Tebeşir yapacağım ama bunu böyle fırçayla boyayabilir. Bunu bu arada bahçeniz varsa bahçede çocuklar yerlerde oynayabilir. Camlarınıza boyayıp yani dışarıda camlarınıza boyatıp su tutabilirsiniz. Veya banyonuzda çocuğunuzu güvenli bir şekilde oturtup banyoda duvarlarınıza boyatıp banyoda vakit geçirtebilirsiniz. Gayet de keyifli. Ayrıca da yine tekrar söylüyorum. Yine tekrardan eline ağzına götürdüğünde bir zararı yok. Şimdi bunu nasıl hazırlıyoruz? Mısır nişastasından şöyle birer kaşık koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra üstlerine su koyup böyle karıştırıyoruz. Bu şekilde. Her birini karıştırıyoruz. Evet, böyle hazırladık. Şimdi bunun içine renklendireceğiz. Şimdi ne renk kullanalım? Böyle mavi yapalım. Böyle maviyi yaptık. Sonra pembe yapalım. Benim de hoşuma gidiyor böyle şeylerle uğraşmak. Çok keyif alıyorum. Yeşil yaptık.
kahverengi yapalım. Mor yapalım. Son bir renk. Ne renk yapalım arkadaşlar sizce? Hadi kırmızı yapalım. Sonra böyle karıştırıyoruz. Tamam. Bu bildiğimiz tebeşir arkadaşlar oluyor. Bütün renkleri bu şekilde hazırladım. Nasıl? Bunları yıkadığımızda çıkıyor. Şöyle fırçaları koydum. Gördüğünüz üzere tebeşir hazırladım ve bunlarla dediğim gibi her yeri boyayabilir çocuklar. Cam boyayabilir, yıkayabileceğiniz alanlar, duvar olabilir. Banyo içinde olabilir, işte duşakabini boyayabilir, işte küvetinizin içini bir şekilde boyayabilir. Oyalayabilirsiniz. Şimdi göstereceğim bakın. Şimdi evimin duvarını yapıyorum. Böyle boyayabilirler. Böyle yeşil renk tabii. Şu an fırçaları hep orada bıraktım ama bu şekilde boyatabilirsiniz. Gelin bakın. Şimdi bahçemi diyorum. Cama yapacağım. Hadi böyle yıldızlar yapalım. Böyle renkli renkli boyatabilirsiniz. Tabii şu an tek bir fırça kullandığım için bütün renkler birbirine giriyor. Gördünüz mü bak kuruduğunda böyle tebeşir görünümünü alıyor. Kuruduğunda. Daha bakıp biraz daha yapayım şöyle. Hadi sizin için bir şölen yapayım. Ve renk cümbüşü. Tadam. Şimdi diğer konuya geleceğiz. Diyeceksiniz ki bir anda tabii bunu izleyip nasıl filan. Ama dediğim gibi bu çıkıyor arkadaşlar. Cama da boyadım. Burayı da boyadım. Şimdi buradan su alacağım. Bakın göstereceğim size. Şöyle yapacağım. Oh ben de yıkandım. Şekilada gördüğünüz gibi duvarım tertemiz. Ya bu arada ben şimdi yapıp şimdi döktüm. Kuruduğunda da çıkıyor. Zaten hemen kuruyor. Dediğim gibi tebeşir görevini görüyor bu mısır nişastası. Aslında bir nevi tebeşir yaptık. Sulu tebeşir yaptık. O yüzden kuruduğunda da çıkıyor direkt. Böyle su tuttuğunuzda her yerden çıkıyor. Şimdi camdan yapacağım. Bakın normalde kurudu. Böyle kaldı kurudu. Şimdi bir bez yardımıyla da silebilirsiniz. Ama böyle suda döktüğünüzde her şey çıkıyor. Evet son aktiviteye geldik ama video arasında gittim Talya kuzuyu okuldan aldım geldim. Mayosunu giydi çünkü o boya yapacak bunlarla daha sonra havuza girecek. Ve son aktivitede bana eşlik edecek. Evet son aktivite nedir? Şimdi ben bunu hazırladım ama tam donmadığı için çok böyle iyi çıkmayabilir sonuç. Ama size bahsediyorum normal bildiğiniz buz kalıbını alıyorsunuz. Her birine içine su koyuyorsunuz. Sonra yine gıda boyasıyla renklendiriyorsunuz. Çubukları koyup donduruyorsunuz. Daha sonra bunları çıkartıp çocuğunuza verin. İster böyle bir resim kağıdı koyun önüne. İsterseniz yine banyonuzda oynatabilirsiniz. Hem renkleri öğreniyor hem sağlıklı. Sonuçta su ve gıda boyası var. Yine ağzına götürebilir. Hem de keyifli oluyor. Balkona yapabilirsiniz. Gerçekten çocukları çok güzel oyalıyor. Ama dediğim gibi tam tutmadığı için böyle tam kalıp çıkmayacak ama siz bunu iyi dondurun. Bakın zaten görüyorsunuz ben bunu hazırladım. Böyle çıkacak. Böyle boyuyorsunuz. Ice boya oluyor bu değil mi? Al bakalım küçük kızı. Mami. Efendim? Boyayabilirsin. Mami. Efendim? Pembe. Çok güzel olmuş değil mi? Pembe. Evet. Sen de yapıyorsun. Bu şekilde çok keyifli oluyor. Buz kalıplarına renklendirip çubuklar koyup çocuğunuzla resimler yapabilirsiniz. Mami. Sana kocaman bir kalp yapıyorum aşkım seni. Çok seviyorum taçı. Mami. Bir şey olmaz onlar çıkıyor yıkanınca. Böyle keyifli bir oyun oluyor. Siz de eğleniyorsunuz. Çocuğunuz da eğleniyor. Hem el becerileri de gelişiyor. Farklı böyle aktivite yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Sadece su ve gıda boyasıyla renklendirip bu şekilde hazır hale getirebilirsiniz. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Eğer bu videoyu sevdiyseniz Ceyda biz bu videoyu çok sevdik. Bize böyle aktivitelerden haberdar eder misin derseniz seve seve tabii ki de yaparım. Ben yine ara ara çekmeyi düşünüyorum ama eğer siz gerçekten sevdiyseniz ve çekmemi istiyorsanız lütfen alta yazın. Ben hep okuyacağım ve sizler için böyle arada sadece bu çocuk aktivitesi diye bir seri oluşturup 4 tane aktiviteden oluşan aktiviteler yapacağım. Kolay evde hazırlanabilen. Umarım keyif aldınız. Ben keyif aldım. Zaten böyle şeylerle oynamaktan keyif alıyorum. Ne diyoruz? Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.